Kardeşim nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Eyvallah, ne olsun. Koşturmaca. Hocam Antalya'da mısınız, döndünüz mü Döndüm İstanbul'a? döndüm, İstanbul'dayım. Tamam, o konuya da birazdan değineceğiz. İstiyorsanız hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Olur. Milli malum. Milli maçla başlamak istiyorum. Yarın önemli bir maçımız var. Dünya Kupası'na sizce gider miyiz? Karadağ maçı ne olur? Tabii futbol ihtimaller sporu. Biliyorsun biz böyle son dakika golleri seviyoruz milli takım olarak. Şu an şansımız var yani. Çok da büyük avantaja geçtiğimizi düşünüyorum. Sırbistan'a karşı galip geldiğin takdirde inşallah bir üst tura, yani Hollanda maçı da tabii önemli ama en kötü ikinci olarak kalabilirsin yani playofflara. Bence iyi bir avantaj yakaladığımızı düşünüyorum. Hocam siz de Almanya'da olmuşsunuz, Berlin'de olmuşsunuz. Hamit Altıntop'un veya federasyonu diyelim, Stefan Kuntz tercihi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla biraz şaşırdık açıkçası. Neden şaşırdık? Ben daha çok hani Okan Buruk hocamız gelebilir. Hani genç bir antrenör. Yani ben milli takımda yabancının çalışmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü hakikaten bizim ülkemizde de yetenekli teknik direktör, geleceğe vaat eden teknik direktörler var ama şu an milli takım havası yerinde. Bir hava yakaladılar yani, biraz toparladılar, gözüküyorlar. Ha, rakiplerimiz zayıftı fakat ama olsun yani. Galiba futbol şimdi çoğu oradaki oyuncular gurbetçi olduğu için Stefan Kuntz'un iletişim kurması biraz daha kolay oluyor gibi gözüküyor. Yani iyi bir iletişim kurduğu anlaşılıyor. İyi bir hava yakaladır ama tabii rakipler de biraz zayıftı. Yani bu zamana kadar ki milli takım başarılarında hep yerli hocalarımız var. Ne bileyim, Gidik gibi önemli isimler de geldi daha önce. Ama pek başarı sağlayamadık. Ama bu saatten sonra da bize destek olmak düşer diye düşünüyorum. Ama bakıldığı zaman milli takım her zaman Türk hocalarla çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Mustafa Denizli, Fatih Terim, işte Şenol Güneş gibi hep şampiyona Türk hocalarla gitti yani. Yabancıyla bir yere gidemedik bugüne kadar. Evet. Peki hocam, biraz da kadro ile ilgili ben bir soru sormak istiyorum. Mesela bizim kalecilerimiz, geç olsun bu arada, Altay Bayındır var, Uğurcan Çakır var, Ersin var. İşte daha düne kadar Mert vardı. Onun dışında da benim beğendiğim Süper Lig'den yerli bayağı kaleci var. Defansta stoper hattındaki Premier Lig'de oynayan futbolcularımız var. Sol bekimiz, sağ bekimiz, orta sahamız, ama ben forvet hattında çok bir alternatifimiz olduğunu çok düşünmüyorum. Burak Yılmaz 36 yaşına geldi, belki hala oynuyor ama 1-2 yıl sonra Burak Yılmaz da belki olmayacak. Bir golcü gözüyle siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Ya tabii eskiden Türkiye'de gerçekten iyi forvetler yetişiyordu. Maalesef şu an elimizde çok forvet kalmadı. Tam tersi oldu. Şimdi kaleci yetiştirmeye başladık. Önce atanı yetiştiriyorduk. Şimdi tutanı yetiştiriyoruz. İkisini bir araya yetiştirebilirsek güzel olacak da tam tutturamıyoruz yani. Şu an forvet hattında hakikaten sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Sadece milli takım değil, Türkiye Ligi'ne baktığın zaman da hani şu forvet çok özel bir santrafor dediğin bir oyuncu göremiyorum yani. Hocam sanki eskiden de bir bolluk vardı ve ben mesela herkesin bir söylediği bir isim vardır. İşte şu oyuncu milli takımda hani daha fazla oynamalıydı. Benim için de o isim, hani bugün sizin yayın yaptığımız için söylemiyorum ama Ümit Karan'dı. Yani bence daha fazla milli takımda olmalıydı, ama bunun sebebi de o dönemdeki bir forvet bolluğundan mıydı sizce? Ya forvet bolluğundan ziyade başka dert sıkıntılar da var. Tabii ben bunları daha önce hep dile getirdim de artık onlara çok fazla da değinmek istemiyorum. Sonuçta geride kaldı. Evet, zaman zaman hakkımı yenildiğini düşünüyorum. Yeterince şans tanınmadı. Yoksa en iyi sezonumda bile kadroya alınmadığım günler oldu. Ben orada haksızlığa uğradığımı her zaman düşünüyorum yani. Hocam genelde hep önlemelerde oynadınız ama turnuvalara götürülmediniz galiba, öyle Evet. hatırlıyorum. İşte elemeli lazım oluyordu. Turnuvaya götürmedilerse. Ama yapacak bir şey yok artık. Geride bıraktık onları. Başka sıkıntılar da var tabii. O dönemde iyi forvetler var tabii. Bu mesela Fatih Tekke gibi, o da çok fırsat bulmadı milli takımda oynamaya. O da çok kaliteli bir oyuncuydu bana göre. Ama Evet. vardı, iyi oyuncular vardı. Fakat işte başka problemler de vardı takım içinde. Onlardan dolayı biraz sıkıntı çektiğimizi düşünüyorum. Peki hocam, Süper Lig'e geçelim istiyorsanız. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Trabzonspor için o sene bu sene diyebilir miyiz sizce? Yaklaşık ben 16 sene profesyonel futbol oynadım. 96 sezonda oynadığım Trabzonspor inanılmaz bir takımdı. Gerçekten gördüğüm en iyi takımlardan bir tanesi. Bunu her defasında söylüyorum. Yani Barcelona gücünde bir takımdı.
İşte Lemiler, işte Ünal, Apo, ondan sonra Şota. Aklına kim geliyorsa vardı. Ben o kadroyu gördükten sonra bir daha öyle bir kadro görmedim Trabzonspor'da. Ama mesela geçen sene de Trabzon biz işte 50. yılda şampiyon olacağımız dediği zaman ben dedim olmaz. Ama bu sene ellerine çok büyük fırsat geçti. Bir kere rakiplerin çok formda değil. Bir de puan farkı açmaya başladı. Bence devre arası Trabzon 2-3 tane iyi transfer yaparsa bu sene Trabzonspor bana göre favori gözüküyor şu an. Peki. Hocam Süper Lig Bence demişken artık zamanı da aslında geldi yani. Trabzon uzun yıllardır bu mücadeleyi veriyor. Bence artık işte şampiyon olsun da yani. evet, aynen katılıyorum hocam. Süper Lig demişken alttan da yorumlar geldi. Pazar günü malum Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Sizden bir derbi yorumu tahmini alalım hocam. Ben severim Fenerbahçe maçlarını biliyorsun hastasıyım. Onu da soracağım hocam. En sevdiğiniz, en unutamadığınız Fenerbahçe derbisi hangisiydi? Ya Peşin iki onu da tane soracağım. derbi unutmam. Tabii benim için iki tane attığım maç çok önemliydi, çok değerliydi. 90 artı 4'te kupa maçı attığım 2-1 maçtaki gol çok önemliydi. Ya ben Fenerbahçe'ye attığım her gol benim için çok değerliydi ya aslında. Ama sadece o değil tabii, derbiler genelde özel oluyor. Ama bizim zamanımızdaki derbilerin havası çok daha farklıydı yani. O Ali Sami'ye gelen seyirciler, o Kadıköy'e giden seyirciler çok farklı bir havayla geliyordu. Eskiden ya şöyle söyleyeyim, biz amatör ruhlu futbolculardık. Yani bizim maçlar çok duygulu geçti. Şimdi bakıyorsun oyuncular profesyonel, daha böyle çok hani umsamayan, hani Hocam biraz bundan ziyade kaybetmemeye oynamak istiyorlar bence. Hani eskiden ya Harry Merrill gibi ölümüne oynuyordunuz, mücadele vardı. Şimdi daha çok kaybetmemeyi ilk planda tutuyorlar. Bana göre ben ona bağlıyorum. Çünkü son derbilerin çoğu berabere bitti ve golsüz bitti. şimdi tabii kendi adıma konuşabilirim. Ben tabii bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe maçlarına çok farklı bir gözle bakıyordum. Ama şimdiki oyuncular çok daha profesyonel. Şimdi biz küçükken tribünlere giderken, maçları izlerken bir taraftar olarak, amatör bir taraftar olarak maça gidiyorduk. Ve biz bu amatör ruhunu maçlara da yansıtmaya çalışıyorduk. Yani biz amatörle profesyonel arasında çok büyük fark var. O da bizim zamanımızda işte. Biz amatör ruhlu futbolcular, formasını seven, o sarı kırmızıya aşık olan futbolculardık. Şimdi bakıyorsun oyuncu geliyor bir sene oynuyor, transfer olabiliyor. Fenerbahçe'ye gidebiliyor ya da Beşiktaş'a transfer olabiliyor. Yani birçok duygu kaybı oldu. Çok daha profesyonel olduk. Ha bizimki mi doğru, bununkileri mi doğru onu tartışabiliriz. Ama tabii biz o duygu yaşadığımız için, o amatör ruhlu Galatasaray sevgisini yaşadığımız için çok mutluyum. Peki hocam en unutamadığınız derbi hangisiydi? Rüşke 2 gol attınız maç mı? E tabii ki o çok önemliydi, biliyorsun o ilk maç 6-0 bitmişti o maçta. İkinci maçta onu telafi etmeye gayret gösterdik tabii. O maçta da mesela tek üzüntüm iki tane değil de o maçta ben hatta 4-5 tane atabilirmişim ya. Çok net pozisyonlarım vardı yani. Hocam ben ikinci sırada Türkiye Kupası'ndaki maçı sayarım. Son dakikada attığınız bir gol vardı. O golle herhalde turu Galatasaray'a geçmişti. Onu hatırlıyorum. Evet, 2-1 90 artı 4 nonda bindirdi kenardan, ortaya açtı. Son anda gol yaptım. Çünkü orada 10 kişiyle neredeyse eleyecekti bizi Fenerbahçe'de. Fenerbahçe bizim için önemli bir tur oldu. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe demişken Beşiktaş %99 elendi. Galatasaray ile Fenerbahçe şu an Avrupa'da devam ediyorlar. Sizce ne kadar ilerleyebilirler? Galatasaray birinci çıkarsa büyük avantaj. Tabii ikinci çıkmak zor çünkü Şampiyonlar Ligi'den gelecek takımlar sert rakipler gelir çünkü oradan. Ama birinci olarak çıkarsan tabii ilk 16'da büyük avantaj sağlık. Yani ondan sonra kurada ne çıkacağı belli olmaz ama Şampiyonlar Ligi'den gelecek takım seni zorlayabilir tabii. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de kötü takım kalmadı. O açıdan zaten ikinci olmak, üçüncü olmaktan daha dezavantajlı gibi gözüküyor. Üçüncü olup konferans yine daha fazla puan toplayabiliriz. Ülke puanına çok şiddetli ihtiyacımız var çünkü. Ama işte Konferans Ligi de çok değer görmediğini düşünüyorum yani. Şu anda bence Orası öyle de şu an puanlara çok ihtiyacımız var hocam. Ben o açıdan söyledim yani. ya inşallah bütün takımlar Avrupa'ya gittiği zaman başarılı oluyor. Ben Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de Avrupa'da başarılı olacağını isterim. Neden istemeyeyim? Çünkü hakikaten ülkemiz için önemli. Hem futbol değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Zaten biz son 5-6 yıldır Türkiye futbol değerini çok düşürdük. Yani bunu bir anda bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor geri. Peki Türk futbolunun sorunlarından bahsetmişken o zaman ben yabancı kuralı ilgili de görüşlerinizi alayım hocam. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bir türlü oturtamadığımız bu yabancı düzeniyle ilgili. Ya benim için çok net söyleyebilirim. Benim için yabancı Türk
futbolcu ayrımı olmaz. Benim için iyi futbolcu, kötü futbolcu ayrımı olur. Yani bence yabancı kuralını kaldırmak gerekiyor. Neden? Yani biz futbolcu yetiştirmek istiyorsak biz bunu serbest bırakmamız gerekiyor. Kısıtlama da bir yere gelemezsin. Neden gelemezsin? Şimdi genç bir oyuncu. Şimdi mecbur Türk oyuncu oynatmak zorunda bir takım. O zaman yeterince çalışmayabilir. Yani nasılsa beni kadroya almak zorunda havasına gelebilir oyuncu. Biz bunu aşmamız gerekiyor. Yani biz zorlamamız lazım. Oyuncuları da zorlamamız lazım. Ha, biz mecbur 4 tane Türk koymamız lazım. O zaman 4 tane oyuncu garanti oluyor bir kere. O zaman çalışması evet. azalıyor bir oyuncunun. Biraz daha profesyonel bakmak lazım yani. Bana dediğim gibi yani benim için Türk veya yabancı önemli değil. Yani iyi veya kötü futbolcu var benim için. Zaten öyle olduğu için rekabet azalıyor bence. Ben de katılmıyorum. Ben yabancı kuralı kısıtlamalarla bir yere gelemezsin. Mesela alt liglerde de aynı şekilde. Siz alt ligleri de takip ediyorsunuz. Evet. Orada da baktığın zaman işte 25 yaş üstü şu kadar oyuncu oynatabiliyorsun. Yani hep bir yerde bir kısıtlama var Türkiye futbolunda. Evet, bence çok gereksiz bir şey. Çünkü yani bazen futbolcu 26 yaşından sonra da futbolcu olabiliyor. Ama 25 yaş kısıtlaması koyuyorsun alt liglerde. O da doğru bir kısıtlama değil. Bence futbolda kısıtlama hiçbir şekilde doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ona göre oyuncu çalışması gerekiyor. Ona göre efor sarf etmesi gerekiyor. Ona göre konsantre olacak. Ona göre profesyonelliği yaşayacak. Yani bence kısıtlamaları kaldırmak gerekiyor. Kesinlikle hocam. Ben zaten yabancı kurallara uğraşmak yerine altyapıya bakmamızın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ya yani asıl sorun biz bu altyapı için zaten yıllardır konuşuyoruz da ya o hiçbir zaman değişmiyor. Daha değişeceğini düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Yani hakikaten o altyapıya verdiğimiz yatırımlar yeterince değil. Şimdi bakıyorsun geçen sene Fenerbahçe'den hadi bu sene sezon başında iki tane oyuncu oynattı mecburiyetten çünkü oyuncu kalmadı. Trabzon neden oynattı? Mali sıkıntılar vardı. Genç oyuncu oynattı. Hep zor durumda olduğumuz zaman genç oyuncu oynatıyoruz. Ama aynen. Şimdi bunları Aynen. zor durumda Anlarda olmadan hepsini da kaldırmış. oynatmamız lazım. Tabii ki Yani de. biz ancak böyle kazanabiliriz oyuncu ama altyapıya verilen yatırımlar yetersiz. Yani şimdi bakıyorsun o U18 çıktı. O U18'den sonra oyuncunun devamı ya A takıma gidecek ara durak yok yani. Eskiden PAF takım ya da Ümit Millet bu U21 vardı. Orada oynayabiliyordu da şu an o da yok yani. U18'den çıktığın an direkt profesör olmak zorunda mı yoksa alt liglerde başka takımlara gitmek zorundasın. Maalesef. Hocam, birincilikle ilgili de çok soru geliyor. Takip ediyor musunuz? Şampiyonluk yarışı nasıl görüyorsunuz? Hangi takımlar Süper Lig'e çıkar sizce? Vallahi alt taraf bir şey söyleyeyim mi? Bu sene PTT Ligi gerçekten geçen sene biz oradaydık biliyorsun. Hemen ligde tuttuk. Onu da sorayım hocam. Evet. Çok enteresan bir lig oldu. Alt ligler de çok çok daha bazen bakıyorsun bazen Süper Lig maçımı izliyorsun. Ben diyorum PTT'yi açıyorum. Çünkü çok daha heyecanlı geçiyor. İnanılmaz bir rekabet var. Tabii Ümraniye şu an iyi gidiyor. Ankara Gücü iyi. Ya orada söylemek çok zor yani. Çünkü orada tutarsızlık var ligde. Yani bir hafta iyi oynuyor takım. Bir hafta bakıyorsun çok farklı oynuyor. Ama Ümraniye ve Ankara Gücü şu an iyi giden takımlar arasında. Ama alttan da iyi takımlar geliyor. Bakıyorsun işte Bodrum Spor, Eyüp, işte Pendik Spor şimdi iyi bir çıkış yaptı. Yani enteresan şeyler Evet. oluyor alt liglerde. Hocam, Menemen Spor dediniz. Geçen sene takımı birlikte bıraktınız. Ben hani bir sonraki senede daha farklı hedeflerle devam edeceğinizi bekliyordum. Menemen Spor'dan neden ayrıldınız? O süreci biraz dinleyebilir misiniz? Ya da şimdi Menemen Spor'a transfer olduğumuzda tam devre arasına denk geldi. Başkanla anlaştık. Ben dedim ben bu takımı ligde tutarım. Eyvallah. Biz geldiğimizde hemen bir akabinde 6 tane ilk 11 oyuncusu satıldı işte. Süleymani Kaleci Boluspor'a gitti. İşte Taşkın Balıkesir. Sürekli 6 tane ilk 11 oyuncusu verdi. Kamara Hatay'a gitti. Bir anda baktık gencecik kadro kaldı elimizde. Dedik biz bunları nasıl yapabiliriz? Ancak çalışmamız gerekiyor. Şimdi tabii de sezon sonuna gelince dedik ki transfer. Başkanım hani biz bu sene küme oynadık. Hani belki bir playoff'a kadar bir takım kurabilirsek devam ederiz ama şartlar olmadı. Şu an Menemen Spor'a tabii biraz düşüş var. Sezona iyi başladılar ama inşallah yine iyi yerlere gelir diye düşünüyorum inşallah. Yani. Onlara da başarılar diliyoruz buradan. Tabii. Hocam, Menemen Spor'u sorduk. İskenderun Spor'la ilgili de bir soru geldi. İskenderun Spor'dan neden ayrıldınız? Siz ayrıldıktan sonra da herhalde bir çıkış içindeler.
Herhalde Biraz liderin 3 puan geri orası kalıyor dedi. farklı bir konu oldu. Evet, yani orada bir mutsuzluk oldu. Yani başkanın bir sabırsızlığı vardı. Yoksa biz onlar dedik zaten bu takım biz antrenmanları 6. haftaya göre kurduk çünkü. Yani bazı antrenörler takımı ilk maçı hazırlar. İlk yarı iyi oynar bir takım ama ikinci yarı düşüşe geçer. Biz dedik ki biz 6. 7. haftadan sonra bu takım form tutar. Zaten biz berabere kaldıktan sonra ayrıldık oradan. Sabretmek lazım. Ben bakıyorum hakikaten o kolay değil. Sürekli bir hoca değişimi. İşte sizin sayfanızdan da takip ediyorum zaman zaman. Bir bakıyorum ya örnek vereyim. Şimdi isim de vermek istemiyorum. Adıyaman mesela şu an 4 tane 5 tane teknik direkt zaten 6 hafta oynadık. 4 hafta 4 oyuncu hoca değiştirdi yani bu kadar kolay Beş olmaması. değiştirdiler dedim. Beş 5 mi? değiştirdiler İşte dedim. 5 doğrudur yani. Ama işte böyle yaparsak bir yere gelemeyiz. Biraz sabretmek lazım. Yeni bir takım kuruyorsun. İskenderun'da da biz yeni takım kurduk. Biz dedik ki zaman 6. hafta 7. hafta bu takım oynar dedik. Ha, sabretmek lazım. Sabretmeden yapacak bir şey yok. Maalesef. Hocam alttan gelen bir sürü yorum var. Bilmiyorum siz de gördünüz mü? En son Seda Demir yazmış. Galatasaray Teknik Direktörü olarak Ümit Karan'ı görür müyüz demiş. Ben de ona binaen benim adım sorulardan biri Ümit Karan'ın kariyer hedefi nedir bundan sonrası için? Ya ben tabii futbol oynamadan önce de benim hayalim Galatasaray'dı. Şimdi futbolu bıraktım. Teknik direktör de tabii hayalim Galatasaray. En büyük hayalim tabii milli takım. Milli takım benim için en değerli takımdır. Ama Galatasaray tabii ben bunu her zaman söylüyorum. Yani sadece tesiste bulmak bize bile ayrı bir mutluluk ve bir duygu yaşatıyor. İnşallah bir gün oluruz ya. İnşallah. Bekleriz yani. İnşallah diyorum. Çok isterim ya. Neden istemeyeyim? Peki hocam. Milli takımla ilgili konuşurken söyleyecek mi? Var unuttum. Şimdiki gençler bunu gerçi PlayStation'da yapıyor ama biz mesela eskiden futbol oynarken sokakta top ayağımızı aldığımızda birinin ismini söylerdik. Benim de söylediğim 2-3 kişiden biri Ümit Karan'dı. Sizce geleceğin Ümit Karan'ı olarak gördüğünüz birisi var mı? Vallahi şu an yok. Peki. Yok mu diyorsun? Yok. Yani o golleri atacak. Şimdi Galatasaray'da Halil var. Mesela yetenekli gözüküyor. Ama çok ekstra çalışması lazım. Yani çok oyun üst bak çok da genç çok üstüne koyabilir. Özellikle idmandan sonra yarım saat gol vuruşu çalışması, yan top çalışması yaparsa inşallah Halil iyi bir yere gelir. Diğer santrafor işte Galatasaray'dakiler Mustafa ve Cagne zaten biraz problemli bir çocuk oldu Galatasaray için ama Mustafa'yı ilk geldiğinde dedik çok iyi. Sonra bir düşüş yaşadı. Orada da bir sıkıntı var. Onu çözemedim ama dediğim gibi işte şu an Halil oynuyor. Halil çok ekstra çalışırsa iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama çok ekstra idman yapması lazım gerçekten. O özellikle ceza sahasının içindeki vuruşları yani özellikle ayak işi, ön direk koşuları falan onları çok iyi ayarlaması lazım. Ki aslında iyi de fırsatı var. Necati orada. Necati ona biraz idmandan sonra alsa bir anlatsa İşte dedim ama önce oyuncu istemesi gerekiyor. Hocam bir Tayyip Kanarya sorusu gelmiş. Tayyip Kanarya'yı biliyor musunuz? Finlilik'te oynuyor. Tanıyor musunuz Tayyip Kanarya? Şu an Yok yok. Uşakspor'da galiba. Bir ara Nerede? Bayburtspor'da da oynadı. Ben oradan da biliyorum. Tayyip Kanarya'yı hocamız nasıl değerlendiriyor demiş herhalde bir seyircimiz. Vallahi bilmiyorum ki bir şey tanımıyorum. Seyretmediniz. Yok. Peki. Hocam bir de benim Alsa grubundan arkadaşlarım da buradalar. Yarın bir kişi eksik varmış. Daha önce Engin Baytar geldi. Ümit Karan'da gelir mi diyorlar. Neyle oynuyorsunuz? Gebze'de oynuyoruz hocam. Neyine? He, fark etmez hocam. Her şeyini oynarız. Bedava oynamam Bunu konuşuruz hocam o zaman. ben. Hocam kariyer demiştik. Futbol takımı, kadın futbol takımı kurdunuz galiba Antalya'da. Onunla ilgili de bir Evet. şeyler anlatırsanız. Kadın futbolcu Tabii arkadaşlarım da var gördüğünüz gibi. dünyada hakikaten kadınlar futbolu çok acayip bir gelişim gösteriyor. UEFA çok istiyor. Biz de aslında benim futbol okulum vardı. Dedik ki bir akademi yapalım. Hem genç kızlarımız, kardeşlerimizi yetiştirelim. Hem bir takım yapalım dedik. Biz zaten takımı pandemiden önce kurduk. Pandemin girdi biliyorsun. Bütün amatör branşlar zaten durdu. Şu an oynamıyoruz ama 2 senedir antrenman yapıyorlar. Biz tabii üçüncü ligden başlayacağız. Ya biz Galatasaray ya da Fenerbahçe yeni kuruldu ama onlar hemen direkt birinci ligden başlıyorlar. Biz üçüncü ligden başlıyoruz ama hani hem kadınlarımıza destek olsun hem futbol topunu herkes sevsin istiyoruz yani. Bunda ayıp bir şey yok. Bence hani artık şu soruyu sormamamız lazım.
kadınlara soruyorsa sen ise futbolu niye seviyorsun? Ofsaytı biliyor musun gibi. Hani bu saçma soruları artık bırakmamız lazım bence. Yani kadınlara biraz daha saygılı davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü ben Amerika'da da hocalık yaptığımda orada o kolejdeki kızları gördüm ya, inanılmaz futbol oynuyorlar yani. Yani al bazen bizim takıma koyabilirsin yani, direkt erkeklerle oynayabilirler. Ben yani öyle bir ayrım yapmamak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam, ama son bir senede de yine de bir bakış açımızı biraz olsun değiştirdik diye düşünüyorum genel anlamda. Ya inşallah yani şimdi UEFA biraz zorluyor bizi. Anlatabiliyor muyum? UEFA istiyor bunu. FIFA istiyor. Yani acaba onlar istemezse biz yapar mıydık? Onu bilemem tabii. Hocam bir seyirci sorusu alacağım hemen. Türk futbolunun önemli biri golcülerinden olarak hücum veya golcü antrenörleri çalışıyor musunuz? Sizce neden forvet yetiştiremiyoruz? Ya bir kere forvet ayrı bir yetenek istiyor. Önce altıncı hissin güçlü olacak. Topu hissetmen lazım. Özel vuruşlar çalışman gerekiyor. Yani ceza sahasının hakimi olman lazım. Kaleci nasıl kalenin hakimiyse sen de ceza sahasının içinde hakim olman lazım. Ya çok ekstra özel antrenman şekilleri var. Onları da çok az yapıyorlar artık ya. Oyuncular çok az çalıştığını düşünüyorum ya. Eskiden biz mesela idman biterdi. Soyunma odasına girene kadar yarım saat 45 dakika sahada kalırdık yani. Şimdi bakıyorum idmanda düdüğü çalıyoruz. Oyuncular benden önce soyunma odasına gidiyorlar. Maalesef. Hocam bir seyir sorusu daha vardı ama kaçırdım galiba. Galatasaray'dan gönderilmesinde ona haksızlık edildiğini düşünüyor mu demiş bir seyircimiz. Ya tabii hayatımdaki en buruk olay o tabii yani. En çok üzüldüğüm, duygusu yoğun bir ayrılıktı benim için. Futbolu tabii hem kaptanlık yaptığım takımda orada bırakmak isterdim ama maalesef nasip olmadı. Olsun ama yapacak bir şey yok. Ama ben Galatasaray'ı her zaman çok seviyorum yani. Peki eski takımdan ilişkin Gençler Birliği ilgili de sorayım hocam. Abdullah Avcı, çok özür dilerim. İlhan Cavcav'dan sonra çok kötü bir düşüş yaşadılar. Hatta İlhan Cavcav sezonda küme düştüler. Ve şu anda da pek iyi durumda gözükmüyorlar. Gençler Birliği görüşünüzü alayım diye. Ya tabii İlhan Cavcav rahmetli, Allah rahmet eylesin, Türk futbolunda önemli isimlerden bir tanesi. Büyük bir başkandı. Futbolu da biliyordu. Hem genç oyuncuları yetiştirip hem iyi paraya satmayı da biliyordu. Evet, o konuda da evet, Avrupa'ya Tabii. futbolcu satardı. Güzel futbolcular getirdi. O Okan'ın ayrıldıktan sonra üstünde zaten kaybetti şimdi gençler. Gençler Birliği dediğin zaman direkt İlhan Cavcav Spor Kulübü de diyebilirsin yani. Gençler Birliği demene Anladım. gerek yok yani. Ama tabii rahmetli olduktan sonra futbol yönetmek o kadar dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil yani. Sonuçta bu bir şirket değil. Burada insanları var. Burada robotlarla çalışmıyorsun yani. Burada zaman zaman egosu olan futbolcu da denk gelebilir. Büyük isimle denk gelebilir. Yani başkandan daha büyük isimlerle de çalışabilirsin. Bunu kaldırmak lazım yani. Bunu insanı idare etmek öyle her zaman kolay olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Onu alıyorsun, tutmuyor, boş işte onun birçok da menajerin tabii hatası var bu işlerde. Yani onu al bunu ver, onu al bunu ver. Bir sürü para borcu boşa gidiyor. Hocam, dünya futbol tarihinin en iyi golcüsü kimdir sizce? Dünya futbolu mu? Evet. Valla dünya futbolun zor bir soru yani. Romario tabii çok özel bir santrafordu. Brezilya Romario vardı. Van Basten benim için çok özel bir santrafordu. Onun dışında işte Gerd Müller vardı. Çok eskiler. Bu yeni nesil bunları tanımaz. Klaus Fischer vardı Almanya'da. Yani benim izlediklerim arasında Ronaldo hocam. Katılır Tabii mısınız? Ronaldo da çok. Ama sen Yani Romario'yu Brezilya'da Ronaldo. Sen Romario'yu izleyemedin ama ondan söylüyorsun. Aynen. Roma. Aynen. Ben Romario izlediklerim arasında. Romario gol makinesiydi yani. Ronaldo tabii üstün yetenekli. Bana göre Ronaldo zaten ilk 5'te dünya futbol kalitesinde. Peki Ronaldo bugün bonservis bedeli bilirsiniz ne kadar olur sizce? Onunkini belirleyemem de benimkini sen belirle istiyorsan. Vallahi onun yani işte bakıyorum şimdi hakikaten o bedeller inanılmaz yüksek yani düşünemem ben de onun ücreti olmaz herhalde ya. Hocam Karşıyaka ile ilgili de bir
Soru geliyor ısrarla. Karşıyaka ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani Karşıyaka Karşıyaka büyük bir camia, tabii iyi de seyirciye sahip. Evet, maalesef bir düşüş yaşadılar. Bu sene de kötü gidiyorlar. Ya ligde olması gereken takımlardan bir tanesi. Ya seyircisiyle işte Göztepe nasıl ligdeyse Karşıyaka'da ya en kötü PTT liginde bulunması gerektiğini düşünüyorum yani. Hocam bir Survivor sorusu gelmiş. Ben hiç izlemedim programı bu arada Ben de söyleyeyim. izlemedim. Yani sizden önce de izlemedim. Sizden sonra da hiç izlemedim. Survivor hata mıydı diyor. Pişman mı bu kararından diyor bir taraf. Yo, o da bir tecrübe. Hayatta bazen her şeyi denemek lazım. Ya bir şey olmaz yani. Hayatımız sadece futbol endeksli yaşamamak lazım. Zaman zaman farklı maceralara girebiliyorsun. Bence de güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum yani. Güzel hayatında anı bırakmak, kendime anı bırakmak güzel bir şey. Bir arada düşündüğüm zaman işte o ne yaptın? İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Evet. Ne yaptın işte? Şurada şunu yaptım demek güzel yani. Her telden bir şey anlatabiliyorsun yani. Yani her konuda bir tecrübeniz olması tabii ki güzel bir Yani şey. şöyle Sizin bak, yorumunuz oldu. şöyle kapakla bakmamamız lazım artık. Biz artık biraz daha geniş bakmamız gerekiyor. Şimdi Avrupa'daki oyuncu hiç kimse karışamıyor. Adam gidiyor işte kafe, restoran açıyor. Orada gidiyor o maçı kaybediyor. Akşam kulübe gidiyor gibi gibi. Yani biraz daha şey olmak lazım. Orada da o yarışmacı televizyon programına katılan yarışmacılar oluyor. İşte Ronaldinho gidiyor orada program sunuyor. Bir şey. Bunlar çok normal şeyler artık yani. Bunda ayıp bir şey yok yani. Sadece futbol endeksli yaşamamak lazım yani. Bu sonuçta yaptığımız iş show. Show business yapıyoruz yani. Bu her şey dahil buna yani. Evet. Bişar Özbey de yayında bu arada Ümit Karan kraldır adamdır yazmış. Ona da hoş geldin diyorum Ya buradan. dışarım adam ya. Var Hocam odası yok mu bugün? var odası bugün yoktu herhalde. Pazar, cuma cumartesi pazar olmasını duymadı galiba. Hocam kazandığınız birçok kupa var. Hepsinin de bana göre çok farklı farklı anlamları var. Mesela Gençler Birliği ile Fenerbahçe'ye karşı alınan bir Türkiye Kupası var. Galatasaray'da 3 yıldız kazanılan 2002 şampiyonluğu var. 16'da Kuzey Denizli'de 2006 şampiyonluğu var. 2008'de işte son 5-6 haftada hocasız giden bir sezonda kazanılan şampiyonluk var. Siz en çok hangi kupaya sevindiniz? Ya tabii benim için her kupa aynı değerde. Tabii ilk kupam Türkiye Kupası, bir Gençler Birliği'ni almam çok daha farklı. Çünkü yani ilk kupanı alıyorsun. O çok özel bir kupaydı. Sonra Galatasaray gelip onun üstüne bir de üçüncü yıldızı takarsa inanılmaz bir mutluluk oldu benim için. İkisi bir ara oldu gibi oldu. 2000 yılında biz bir de o kupayı Gençler Birliği'nden kazanırken yarı finalde Beşiktaş'ı eledik. Finalde Fenerbahçe'yi eledik. Yani biz kupayı öyle hani kolay yoldan kazanan bir takım değildik. Yani büyük takımları eleyerek kupayı aldık. O çok özeldi. Tabii 3. Yıldız Savaşı'nda da o 3. Yıldız'ı ilk biz göstermemiz çok önemliydi bizim için. Çok değerliydi. Zaten o Kocaeli'den dönüş inanılmazdı. Kocaeli maçından sonraki dönüş İstanbul'a kadar bitmedi yani. Buradan gittiniz İstanbul hocam. Aynen. Hatırlıyorum. Hocam bir Fatih Terim sorusu var. Fatih Terim'i nasıl değerlendirmeli demiş. Hocam şey sevgimiz. Efendim? Fatih Terim'i nasıl değerlendirirsiniz demiş. Ya Fatih Hoca tabii Türk futboluna artık imparator lakabını almış bir teknik direktörü tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. İnsanlar tabii sevebilir de sevmeyebilir ama başarısına baktığın zaman Türkiye'de onun üstüne böyle bir tarih yazacak bir hoca da geleceğini düşünmüyorum Türkiye'ye. Hocam peki birlikte çalışmaktan en keyif aldığınız teknik direktör kimdi? Ya tabii ben Samet Hoca benim için çok değerli bir teknik direktör. Hem Gençler Birliği'nde hem hep kötü zamanında Ankaraspor'a kiralık gittiğimde de hep sahip çıktı. Onu çok ayrı seviyorum. Onu ayrı tutuyorum. Tabii çalıştığım Gerrit, Lucescu ve Fatih Hocalar, yani herkesin farklı özellikleri vardı. Hepsinden biraz kaptım yani. Hepsinin Lucescu mesela sevdiğim böyle daha çok taktiksel, hani oyun okuyan, yani rakip analizi yüksek. Geriç daha karizmatik. Fatih Hoca böyle hani daha oyun içinde olan, hani konuşmasıyla takım motive eden bir yapıya sahip. Herkesin bir özelliği vardı yani. Hepsinde de iyi anlaştı. Benim için problem yoktu kimseyle. Hocam peki anlaşamadığınız Pelkan'ı saymadınız, Hacı'yı saymadınız onlar mı?
Hem anlaşmakta zorlandınız. Hacı ile anlaşamadım tabii. Benim için Hacı belki Türkiye gelmiş göçmüş en iyi yabancı futbolcu. Ama olabilir yani, teknik direktör olarak anlaşamadık. Şimdi görsem severim yani, o başka. O bana Galatasaray'da verdiği hizmet çok ayrı, ama teknik direktörle içinde o benim takım hocalığım yaptığında uyum sağlayamadık birbirimize, alışamadık. Nedenini bilmiyorum gerçi ama olsun. Benim için çok Hocam, önemli bir isim. seyirci sorusu da alayım araya. Kadın takımını yönetmekle erkek takımını yönetmek arasında ne gibi farklar görebilirsiniz? Yani tabii yani çok bir fark yok yani futbol, yani bu top her yerde, o futbol topu her yerde aynı şekilde oynanıyor yani. Buradan Afrika'ya gitsen de aynı kurallarla oynuyoruz. Amerika'ya gitsen de aynı kurallarla oynuyoruz. Bizim kadınlar da aynı kurallarla oynuyor. Sonuçta bir eğitimden geçiyorlar. Onlar da taktiksel bir eğitim alıyorlar. Tabii antrenman bazında belki bizim kadar sert geçmiyor idmanlar, ama biraz daha narin olabilir doğal olarak da. Ama tabii bazı pozisyonları görüyorum, inanamıyorum yani. Bunlar birbirine giriyorlar dedim. Olamaz dedim ya. Yani çok sert oynayanlar da var yani. Hocam peki birlikte oynamaktan en keyif aldığınız futbolcu partneriniz kimdi? Valla ben herkesle çok iyi anlaşıyordum. Lincoln, Volkan Aslan, işte Ümit Dava. Benim için öyle ayrım yoktu ya. Ben herkesle iyi anlaşırdım yani. Hasan Şaş da benim için iyiydi. Peki meşhur soru hocam, en unutamadığınız gol? Tabii en unutamadığım gol Barcelona'ya attığım gol tabii. Neden? Çünkü No Camp, ilk Türk futbolcu falan filan, ama en güzel attığım gol bana göre Manisa'ya attığım gol. Kesinlikle hocam. Manisa'dan sonra da Kasımpaşa gelir benim için. Rovaşat'a Aynen. Evet. attınız. Peki en unutamadığınız deplasman diye hocam? Uğur demişken Uğur Kap mıdır? Unutamadım, deplasman mı? Evet. Yani iyi anlamda tabii Liverpool'u unutmuyorum. Bir de kötü anlamda Tromsø'yu. Tromsø evet. Ben de unutmuyorum hocam. Peki hocam, bir de şey soracağım. Galatasaray'dayken veya Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan teklif aldınız mı? Ben aldınız diye hatırlıyorum ama. Aldım. O süreç, o süreci anlatayım. Galatasaray'da oynarken de aldım. Ayrıldıktan gençlerde de aldım. Galatasaray'ı tercih ettim. İyi ki öyle yaptım diyorum ya bazen. Benim için böyle kaldı. İşte bir ara düşünüyordum ayrılmayı, ama hep Galatasaray'da kaldım. Peki Avrupa gitmeyi düşünüyoruz mu? Oradan teklifler aldınız mı hocam? Evet, Avrupa'ya gitmeyi düşünüyordum. Ağır bir sakatlık geçtim. O yüzden transferim iptal oldu. İngiltere'ye gidiyordum. Hatta ön protokol imzalanmıştık, ama olmadı. Nasip olmadı. Ya tabii İstanbul biraz tatlı gelmedi değil yani. O da var yani. Hocam bir seyirci sorusu daha alayım. Bu tartışma çok yapıldı. Bugünkü milli takımın temellerini kim attı? Terim mi? Lucescu mu? Şenol Güneş mi? Siz bu konuda kimden yanasınız? Bence Hangisinden Lucescu. yanasınız? Lucescu. Evet. Yani Samet Hoca Beşiktaş nasıl 10 sene önce temelini atmıştı? Evet, Öyle kesinlikle. düşünmek lazım. Peki hocam, Berlin doğumlu olarak bir Almanya'da teknik direktör olma hayaliniz var mı? Böyle bir kararınız var mı? Ya biliyorsun, ben zaten 2 sene yurt dışında çalıştım Makedonya'da. Avrupa kupalarını da katıldım orada. Bakalım ya, nasip bu yani. Olabilir, niye olmasın? Ben Amerika'da da çalıştım. Almanya'da da çalışabilirim. Belli olmaz. Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızın sonuna Yok. geldik. Dediğim gibi bu hafta sonu öncelikle milli takıma başarılar diliyorum bu hafta. İnşallah güler yüzlü ayrılırız maçtan. İnşallah şampiyonaya gideriz. Tabii derbi oynanacak bu hafta sonunda. İnşallah Derbiye gideceksiniz hocam. gideceğim maça tabii ki. İnşallah kazanan taraf Galatasaray olur, ama dediğim gibi kavga, küfür olmasın yeter. İnşallah hocam. Keyifli bir maç izleriz inşallah. İnşallah. Peki hocam, çok Özledik, teşekkür çünkü ederim. seyirci olacak. Özledik. Ona göre saygılı davranmak lazımdı biraz. Evet, Yani çok şimdi yoğun tribünler bir gün var. açıldı. Biletler de Hemen çokça şey çıktı. yapmayalım. Yani uzun zaman hasret kaldık. O hasreti takımı destekleyerek gidelim.